Back in that yeah. Tell them to watch, it, watch nah, it, I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it she slide and tell her to mop it, yeah, I got that shit doing. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on, put that nani in a hole, I'm beating it down, I'm back in that bag again. Whoa, whoa, oh say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh say. That. Web olan hepinize selamlar dostlar. Umarım keyifler yerindedir. Ben Melih Can. Bu videomuzda bir kamera incelemesi yapıyoruz. Vivo'nun Türkiye'ye yeni gelen son amiral gemisi X100 Pro misafirimiz ve çok iddialı bir kamerası var. Bakalım bize nasıl bir deneyim sunuyor. Amiral gemisi telefonları incelerken hele bu bir kamera incelemesi ise kameraların sadece megapiksel değerinden bahsetmek veya zaman zaman ünlenen bazı kamera özelliklerini anlatmak yeterli olmayabiliyor. O yüzden bu videoda hazır kamera inceliyoruz. Neden dolu dolu bir çekim yapmayalım ki diye düşündüm ve bir günümü telefonla fotoğraf çekmeye ayırdım. Bu arada özellikleri biraz detaylı bir bakış atacağız. Teknik şeylerle canın sıkılsın istemem ama bazılarından bahsetmezsek hakikaten telefonu iyi anlatmamış oluruz. Bunun yanında çekimdeyken günlük hayatta nasıl kamerayı açıp ayar falan kurcalamadan direkt fotoğraf çekiyorsak aynen öyle hareket ettim. Göreceğiniz örneklerde sadece HDR ve Zeiss preseti açıktı. Onları da kullanmasam ayıp olurdu. Onun dışında bir ayar yapmadım. Vivo X100 Pro bir amiral gemisinden bekleyeceğimiz tüm kamera donanımını bize sunan Zeiss optikle bizi karşılayan bir ana kameraya sahip. Zeiss NS eski kamera lens üreticilerinden biri ve hatta en babalardan biri. Leica, Hasselblad ve Sony ile birlikte kendisi normalde kamera ve lens üreticisi olup ayrıca telefonlara da sensör ve optik üreten şirketler arasında görüyoruz Zeiss'ı. Vivo X100 Pro'nun ana kamerası ve APO hareketli telefoto kamerası da Zeiss lens taşıyor. 50 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerada 1 inçlik IMX989 sensör kullanılmış. Bu telefonun bir önceki nesli olan X90 Pro'da da ana kamerada IMX989 sensör görmüştük. Lens ise f1.75 diyaframa sahip yine amiral gemisi seviyesinde bir değer ama bence asıl esprisi diyaframın değeri değil de kullanılan Zeiss Optik ve OIS özelliği çünkü fotoğraf kalitesini günlük hayat deneyiminde megapiksel değerinden daha çok etkiliyor OIS hatta şimdi örnekler üzerinden gidelim isterseniz. Güneşli havalarda her telefonla iyi sonuç elde edilebilir ama iç mekanlarda özellikle içeri giren ışıkla yapay ortam ışığının karıştığı bir kadrajda sensör ve lensin kalitesi kendini belli ediyor. Açık ve gölge alanlarda büyük bir detay kaybı olmaması fotoğrafın keskinliği ve renklerin dengeli işlendiğini görüyoruz. Şimdi. Şimdi bir de aynı ortamda ters ışığa geçelim. Burada aldığımız sonuç doğal olarak biraz farklı. Çünkü gördüğünüz gibi güneş ışığını karşıdan alıyoruz. Fotoğraftaki eşya ve dekorların renkleri bu durumdan etkileniyor. Burada önemli olan şey ışığı fotoğrafı mahvetmeden işlemek. Ve X100 Pro da burada bize hem yansımayı sağlıklı bir şekilde sunuyor. Hem de kadrajdaki objeleri bir detay kaybı olmadan görebiliyoruz. Bunda HDR'ın da payı var tabi ama lensin iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Şimdi bir de dışarıdan bir örnek alalım. Bu akşam 8 civarı Ağustos ayı için Golden Hour diyebileceğimiz bir saatte çekilmiş bir fotoğraf. Burada parlak alan Alanlarla gölgelerin nasıl işlendiğini gözlemleyebiliriz. Parlak alanlarda bir patlama var mı ya da gölgelerde ne kadar detay kaybedilmiş bunlara bakılabilir. Çünkü güneş karşıdan geldiği için sadece binanın ön cephesi iyi ışık alıyor. Kadrajın geri kalanı gölgede. Buradaki detaylara örneğin ağaçlara zoomladığımızda herhangi bir detay kaybı ya da bir renk sapması, harelenme görmüyoruz. Bu da bir telefon kamerası için gayet iyi bir sonuç demek. Çünkü obje çekerken iyi sonuçlar alıyoruz ama bu tarz geniş kadrajlarda bazen detaylar kaybolur. Bu örnek özelinde böyle bir durum yok. Bu fotoğrafı almamın sebebi ise gördüğünüz gibi bina gölgede kalması. Gölgeler nasıl çıkıyor? Telefon gölgede kalan detayları nasıl işliyor diye bir bakmak istedim. Burada aslında HDR'ın ekmeğini yiyoruz. Yüksek dinamik aralık sayesinde binanın çatısındaki güneş yansımalarının etkisi düşürülüyor ve gölgede kalan duvar çalışmasının detaylarını kaybetmiyoruz. O sayede zoom yapsak da, diyafram düşsek de duvar çalışmasının detaylarını net bir şekilde alabiliyoruz. Bu fotoğrafı incelemekten çok düşük ışıktaki örneği adına referans olması için aldım. Gündüz haliyle keskin bir fotoğraf. Benzer bir kadrajda gece çekimi de yaptık. Bakalım ana kameranın gece performansı performansı nasıl? Ekran kaydından da gördüğünüz gibi herhangi bir ek ayar yapmadan tamamen otomatik pozlama ile çekildi bu fotoğraf ve otomatik pozlamanın gece performansı bence gayet iyi. Gerek parlaklık gerekse uzaktaki detaylar gayet iyi işlenmiş. Diğer örneklerde gördüğünüz gibi... Portre'ye geçmeden önce bir de Astro modunun örneklerini görelim hazır düşük ışıktayken. Bu mod düşük ışıkta yıldızları gözlemleyebilmemizi ve takım yıldızları yapay zekanın da yardımıyla çekebilmemizi sağlıyor. Meraklısı için bence tatlı bir özellik. Örnekleri de gördüğünüz gibi. Şimdi biraz da Portre örneklerine bakalım. Müzik Ana kameranın diyafram değeri f1.75 ama telefon bize portre modunda 0.95 açıklığına kadar diyafram sunabiliyor. Buna bir efekt gözüyle bakılabilir tabi ama bazı telefonlarda bu diyafram değerinde fotoğraf işlemede sorunlar yaşanabiliyor. Arka planı ayrıştırırken saçı iyi işleyememek, kol ve kıyafet detaylarında obje ile arka planı ayrıştırmada sorunlar gibi durumlar yaşanabiliyor. Bunu amiral gemilerinde bile görüyoruz ama X100 Pro burada bize temiz bir sonuç sunuyor. Bu örnekte 0.95 diyafram kullanıyoruz ve gördüğünüz gibi herhangi bir ayrıştırma sorunu ya da detaylardan bir kayıp gereksiz bir doku bozukluğu yok fotoğrafta. Hadi bu örnek biraz basit. Sonuçta arkadaşım durarak poz veriyor bana. Biraz da yorgun görünüyor. Peki hareketli bir şey çekerken portre performansı nasıl? Minnoş bir dostumuz bize modellik yapmayı kabul etti. Yakalaması biraz zor oldu ama bence sonuçlar gayet iyi. Vivo X100 Pro'nun kameraları arasında bir çözünürlük farkı yok. 3 kamerada 50 megapiksel çözünürlüğünde ama diğer özellikleri tabii ki de farklılaşıyor. Zeiss optik kullanan diğer kamera telefoto ile devam edelim. Telefoto kamera Zeiss'ın renk doğruluğu ve özellikle portre açılarında görülebilen renk sapmalarını azaltan APO sertifikasına sahip. Bu arada fotoğraf makineleri için üretilen bu özelliğe sahip lensler bir tık pahalı oluyor. O yüzden görünce hoşuma gitti. Bir telefon kamerasında bunun düşünülmesi bence ince bir düşünce. Sadece en üst düzeyde ışık geçirgenliği performansına sahip sahip lensler APO sertifikasına sahip olabiliyor ve dünyada sadece 6 Zeiss lensi APO sertifikasına sahip. X100 Pro da cep telefonu sektöründe APO sertifikasına sahip tek cihaz. Vivo X100 Pro'nun telefoto kamerası bence en az ana kamera kadar incelemeye değer. Çünkü APO sertifikası ve hiper zoom özelliği bu kamerayı çok önemli kılıyor. Bir de zoomlarken odak uzaklığını milimetre cinsinden göstermesi hoşuma gitti ama bu tabii ki kişisel bir yorum. 5X, 20X gibi görmeyi seven de olabilir. Telefonun ne kadar zoom yapabildiğini deneyimle görelim. 100x zoom'a ve ay fotoğrafını amiral gemilerinde pek yabancı değiliz ama 4.3 xten tek lensle 100x'e zoomladığımızı varsayarsak başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Telefoto kameranın keskinliği hoşuma gitti onu söylemem lazım. Abartılı, tüm çizgilerin kalemle çizilmiş gibi belirgin olduğu sentetik bir keskinliği yok kameranın. Daha doğal, göze batmayan bir keskinliği var ve bence bu fotoğrafı güzelleştiren bir durum. Performans hakkında yorum yapabileceğimiz asıl konu bence gece performansı. İyi bir ışık yakaladığınızda kamera gerçekten iyi sonuç veriyor. Ya bu iyi odaklanmış bir Fotoğraf değil, ışığa göre netlik seçilmemiş. Hatta kompozisyon bile o kadar iyi değil. Ama fotoğraf ışığa göre çok iyi işlenmiş. Aynı şekilde bu fotoğrafta aslında odaklanmamız gereken alan karanlıkta kaldığı için odaklaması zor bir fotoğraf. Ama telefon bence keskinlik ve odak konusunda iyi iş çıkarmış. Aynı kadraja x zoomladığımızda da şöyle bir sonuç alıyoruz. Bence düşük ışığa göre çok iyi bir keskinlik performansı sunuyor telefoto kamera. Telefonda ayrıca telefoto makro özelliği de var. Bu özellik telefoto kamerayla makro çekmek istediğimizde objeye yaklaşırken yaşadığımız netleme sorununun önüne geçiyor ve performansı gördüğünüz gibi bence normal makroya göre çok daha kolay çekim yapabildiğimiz ve daha iyi alan derinliği sunan bir kamera. O yüzden beğendiğimi söylemem lazım. Telefonun geniş açı kamerası da tıpkı ana kamera gibi 50 megapiksel ama onunla aynı özellikleri taşımıyor. Zaten neredeyse tüm telefonlarda geniş açının ana kameradan biraz ayrıştığını görürüz. Bu kamerada Zeiss Optik tercih edilmemiş. Ana kameraya göre daha küçük bir sensörü var ve f2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu da düşük ışıklı alanlarda ana kameraya göre bir tık fark edeceği anlamına geliyor ama yine az önce dediğim gibi neredeyse tüm telefonlarda ana kamerayla geniş açı arasında fark vardır. Bu telefon üzerinde negatif bir durum değil. Peki geniş açının performansı nasıl? Geniş açının diğer kameralardan farkının Zeiss Optik kullanılmaması olduğunu söylemiştim. Ama bu kötü demek değil. Performansını birlikte görelim. Bu fotoğraf geniş açının sunduğu bükülmeyi abartmadan tatlı bir şekilde vermiş bize ve özellikle merkez alandaki keskinlik, netlik alanının dışında kalan ama kadrajın yine merkezinde görünen objelerde bir doku bozukluğunun olmamasını ben başarılı buldum. Çok HDR diye bağırmayan ama ağaç gölgeleri karartmadan gün batımı tonlarını bize sunan tablo bir fotoğraf olmuş bu. Müzik Düşük ışık performansına düşükten daha düşüğe gibi bir sıralamayla gidecek olursak bu örneğe ışık yansımasının fotoğrafı öldürmemesi ve dokunun detaylarının korunması açısından iyi diyebilirim. İyice düşük ışıkta çekim yaptığımızda ise kamera tabii ki bundan etkileniyor ve az önceki örneğe göre keskinlik daha düşük, grenli bir sonuç sunuyor bize. Bu kadrajda çok kısıtlı ışık kaynağı var ve ana objemiz bir bina. Yani onu aydınlatan bir ışık kaynağımız yok çevrede. Sadece sokak lambaları var. Bence bu şartlarda da sunduğu sonuç fena değil. Dördüncü kamera lazer odaklama ve derinlik Için kullanılıyor. Yani telefonun kameralarında odaklama için sadece kameranın kendi netlik sistemi değil, ayrıca bir derinlik kamerası daha kullanılıyor. Buna DTOF kamera deniyor ve kızılötesi ışınlarla kameranın gördüğü nesnelerin uzaklığını ölçüyor. Bu da görsele derinlik kazandırmada deneyimi pekiştiriyor. Gelelim ön kameraya. Ön kamera 32 megapiksel ve f2.0 diyafram değerine sahip. Bu kamerada Zeiss Optik görmüyoruz. İsterseniz direkt örneklerle bakalım ve video örneklerine geçelim. Ön kamera örneklerini sıralarken kendimi evine serport stresini alsam Burhan Altıntop gibi hissediyorum ama yapacak bir şey yok. Telefonun ön kamerasını beğendim ama asıl performansını bence portrede gösteriyor. Çok abartmadan diyaframı 2.8'e alarak hem çok iyi bir alan derinliği hem de çok yumuşak tonlar elde edebiliyoruz Vivo X100 Pro ile. Bu arada sinematik portrede çok iyi çalışıyor. Evet dostlar şimdi beni Vivo X100 Pro'nun ön kamerasından görüyorsunuz. Bir sinematik portre çekmek istedim. Hem stabilizasyon hem görüntü kalitesi hem de arka plan derinliğini göstermek için e, böyle yürüyüş yaparken biraz konuşmak istedim. Bize böyle bir alan derinliği sunuyor ve zaten ekran kaydından da gördüğünüz üzere benim yüzümü takip ediyor. Yani Ve bence gördüğüm kadarıyla bu yüz takibini iyi yapıyor. Beklediğimden çok daha iyi. Ben karanlıkta netlemede bir sorun yaşanır diye düşünmüştüm. Siz de görüyorsunuz zaten çok parlak alanlardan çok karanlık alanlara böyle çok keskin geçişler var. Ama herhangi bir bozulma falan, bir renk yırtılması ya da bir noise problemi yok. Yani bu konuda gecede gayet sağlıklı çalışıyor. Yani benim beklediğimden tahmin ettiğimden çok daha iyi çalışıyor ön kamera özelinde. Vivo X100 Pro'nun video özelliklerini ikiye ayırarak anlatsak sanırım daha açıklayıcı olur. Telefon 8K'da 30 kare 4K'da 30 ve 60 kare çekim yapabiliyor. Ama Pro moda geçtiğimizde 4K'da 24 ve 25 kare çekim şansımız da var. Türkiye'de daha çok 25 kare tercih edildiği için bu fırsatın olması güzel bence. Onun dışında Pro moda ek olarak 4K sinematik portre video özelliği de var. Bunun esprisi de bildiğiniz gibi videoda arka planın daha ulaşması ve çekime derinlik katması sevenler için güzel bir özellik. Telefonun video Video performansına baktığımızda ise bence pozlama ve netleme konusunda telefon iyi iş çıkarıyor. Hem öğlen ışığının çok eskin olduğu zamanlarda hem de gün ışığında telefon pozlama açısından negatif bir deneyim sunmadı. Stabilizasyon için ise telefonda OIS zaten işini yapıyor ama isterseniz üst düzey sabitleme seçeneği de var. Sadece bu seçenekle 4K çekim yapamıyoruz. 1080 çekmemiz gerekiyor. Örnek çekmek adına kullandım ama ben oisle ile 4K çekmeyi tercih ederim açıkçası. Bu arada fark etmişsinizdir. OIS çok yapay. Adım atarken sanki boşlukta yürüyormuşsunuz gibi hissettiren bir sabitleme yapmıyor. Adım atarken ufak titreşimler hissediliyor ama bence bir sorun değil. Hatta çekimi daha doğal gösteren bir şey. Bu arada özellikle telefonda edit yapmayı sevenler için kayıpsız video düzenleme özelliği var telefonda. İşte bilgisayara at, düzenle, videoyu geri telefona al, paylaş falan. Bu akışı sevmeyen, ben tüm işimi telefonda halledeyim, bilgisayarlık işim yok diyenler için bence bu da göz atılabilir bir özellik. Vivo X100 Pro'nun bize sunduğu performansın bir kaynağı da V3 işlemci. Ama yanlış anlaşılmasın, bu telefonun ana işlemcisi değil. Sadece görüntü iş işleme için kullandığı bir nevi kamera işlemcisi. Vivo bu telefonda baya baya sadece kamera için ana işlemciye ek olarak 6 nanometrelik bir işlemci daha kullanmış. Bu ilk örnek değil ama açıkçası pek gördüğümüz bir durum da değil. Amiral gemilerinde farklı isimlerde görüntü işleme motorları oluyor ve çok başarılıları var ama sadece kamera için bir işlemci yani kamera telefonu diye bahsedebileceğimiz böyle bir telefon için bence iyi bir düşünce. Sizler de fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim dostlar. Şöyle genel bir toparlamam gerekirse Türkiye'ye yeni daha önce pazarda olmayan amiral gemilerinin gelmesi bence çok önemli. Çünkü az seçenek demek hem tüketicilerin belli tercihler arasında sıkışıp kalması hem de pazarda olanların rekabetinin gevşemesi durumunu yaratıyor. Biz tüketicilerde seçenek yok mecbur şunu ya da bunu alacağım tarzında dar bir perspektifte bakmak zorunda kalıyoruz pazara. Ya bu özellikle amiral gemisi seviyesinde çok hissediliyor bence Türkiye'de. Bu videomuzda ülkemizde yeni satışa çıkan Vivo X100 Pro ile bir kamera deneyimi sunmaya çalıştık size. Bu konsept hakkında yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Artısıyla eksisiyle yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de yorumlarınıza göre bu konsept evriliriz. Bu arada şu an telefon ülkemize yeni geldiği için Vivo'nun ön satışı özel fırsatları var. Vivo X100 Pro'da 5000 TL indirim, yanında Vivo TWS 3E kulaklık hediyesi, 3000 TL taksi desteği ve ek 1 yıl üretici garantisi var. Sizler de aşağıdaki linkten kampanyaya daha detaylı göz atabilirsiniz dostlar. Sizce Vivo amiral gemisi pazarına ne kadar güçlü girdi? X100 Pro başarılı olacak mı? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.